Herkese merhabalar. Rashford's'un yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar ve bu hatta ilk bölüm diyebiliriz. Daha öncesinde nasıl indirilir, nasıl oynanır bunu paylaşmıştım sadece ve ben biraz kasmaya başladım. Bir tane de klan kurdum. Bu klanı da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gelmek isteyenler için hemen şuradan klanı göstereyim. Turkey Esports, gene her zamanki gibi şöyle tıklıyorum. Turkey Esports yazınca çıkıyor. Bunun bir kodu vesairesi yok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Ya da henüz keşfedememiş olabilirim ama ekran bu. İşte gördüğünüz gibi şu anda 7 kişi gelmiş, yani bulup gelmişler. Nasıl buldular bir fikrim yok. Ben hiçbir yerde paylaşmadım ama bu klana siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birkaç tane savaş yapacağım. 432 yıldıza kadar ulaştım. Şunları alalım. Bakın şu defans kısmını bir göstereyim arkadaşlar. Defans kısmında mümkün oldukça ben şu bazukalıyı kullanıyorum. Çünkü bazukalı bayağı bir havaya da vuruyor, yere de vuruyor. Güzel oluyor. Şu diğer pitcher, bunlar arkadaşlar sadece yere doğru atıyor. Üstüne tıkladığınız zaman zaten özelliklerini yazıyor. Yani işte air ve ground diyor mesela targets'ta. Burada işte bazukalıya bakalım. Bazukalı şu. Bakın gördüğünüz gibi hem havaya hem de yere vuruyor. Şuradaki işte makineli tüfek, arka taraftaki havan gerçekten güzel. O yüzden de bunları mutlaka kullanıyorum. Sami Yusuf İlhan bu arada kanalımıza abone olduğun için çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin. Savunmayı ben genelde mutlaka havanı koyuyorum, makineliği koyuyorum. Yanına da bir tane işte o şeyden el bombacısı, bir tane bazukalı koyuyorum. Bir de mayınla falan böyle besliyorum. Güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdi saldırıda iki tane farklı taktiğim var. Bunları sizinle paylaşayım. Şöyle göstereyim. Bu arada eğer siz de Rashford oynuyorsanız ve Rashford videolarının devamını izlemek istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer böyle 1000 like'tan fazla gelirse devamını da çekeceğim. Ve şuradaki desteğiyle oynayabiliyorum. Bakın bu taktiklerden bir tanesi. Bunu bir göstereyim. Burada bu hot shots'tı galiba. Elinde pompalı olanlar var ya. Evet bunlar. Şimdi bakın göstereceğim taktiği. Bunları şöyle yayıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Hatta bir kare daha geriye alabilirim. Evet böyle. Şunu da şöyle alalım. Tamam şöyle. Ve şuradaki öfke, Clash Royale'deki öfke var ya. O öfkeyi alıyorum arkadaşlar. Evet burayı geçtik. Şu anda tabii şöyle hemen buraya tıkladım ve orayı gördüğünüz gibi arkadaşlar yok etti. Şimdi havanı da yok edecek. Yok edemedi mi? Yok et. Evet işte bu yok etti. Bak son hot shot tek başına gördüğünüz gibi bütün hepsini patlattı arkadaşlar. Hemen şöyle 3 yıldızımızı alalım. Evet next box 3 yıldız, 2 yıldız daha alınca kutu gelecek. Bu arada şurada bir tane ücretsiz kutumuz varmış, onu da bir alalım. Evet böyle bir şeyler verdi bana. Mortar, jetpacks. Jetpacks mesela havada uçuyor, o yüzden o güzel yani. Sadece havaya vuranlar vurabiliyor. O da bayağı güzel bir karakter. Evet kamerayı böyle biraz üst tarafa doğru aldım ki arkadaşlar alttaki o adamları ve hani saldırırken büyüleri falan da görebilin diye. Şimdi ikinci taktiğimizi göstereceğim. Atağa basayım. İkinci taktiğimiz şu arkadaşlar. Bir tane goril alıyorum. Arkasına iki tane şu neydi bunun adı? Shields, yani elinde kalkan olan adamlardan alıyorum. Arkaya da şununla dolduruyorum arkadaşlar. Büyü olarak siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ama ben şuradaki boost, yani bizim Clash Royale'de o bilinen adıyla öfkeyi tercih ediyorum. Ve bu şekilde saldırdığınızda da şimdi göreceksiniz o shields havaya da vuruyor. Gorilla tanklayacak. Yalnız bu ne abi? Böyle bir şey olabilir mi? Gerçi bunda zaten altın yok. İçinde mutlaka altın olmasına dikkat edin ki en azından patlattığınız zaman biraz bir şeyler kazandırsın. Evet şu üst taraftaki lazerli arkadaş biraz psikopat oluyor kendileri. Altta da var bir tane. Onu nasıl alabiliriz bilmiyorum ama deneyelim. Şunu böyle koyuyoruz. Şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle koyuyorum ben. Bakın taktiği tam olarak şöyle. Şöyle aralıklarla koyuyorum. İki kare aralık. Böyle. Ve bunları da mümkün oldukça geriye doğru koydum. Çünkü en arkadaki o el bombacılar daha hızlı olduğu için gorile doğru yetişmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şu anda. Ve evet gayet güzel bir şekilde orayı aldık. Şimdi onu patlattıktan hemen sonra öfkeyi patlatıyorum. Orayı da alırsak ki aldık ama bakalım orayı alabilecek miyiz? Üsttekini de aldık arkadaşlar. Şimdi havanı almamız lazım bir şekilde ama goril vuruyor ve havan yanındaki birimlere vuramıyor arkadaşlar. Yani şu an patladı. Bu da böyle bir taktik. Bu da güzel. Yani bayağı iş yapıyor. Diğer Aleli, aramıza hoş geldin. Teşekkür ediyorum abone olduğun için. Ve 3 yıldız daha aldık arkadaşlar. Şuradaki common box'ımızı bir açalım. Bakalım ne verecek içinden. Bir de şöyle bir şey var oyunun içerisinde.
Şuradaki ana base'i yükselttiğinizde bakın mesela şu anda 5000 altın istiyor. Bende 2045 altın var. 5000 altında bunu yükselttiğimizde hero karakterler var arkadaşlar. Hemen şöyle onu da göstereyim isterseniz. Hatta şuradan göstereyim. Bakın commanders yani komutanlar daha doğrusu. Bu şekilde komutanlar var. Şu anda oyunun içerisinde 5 tane farklı komutan var. Bu komutanların çeşitli özellikleri var ve savaş esnasında bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Yani bir büyü gibi bir şey yapıyorsunuz, işte basıyorsunuz ve o özelliği kullanabiliyorsunuz. Yani oyunun kaderini değiştiren kartlardan biri diyebiliriz. Ve bir tane daha benim taktiğim var. Bu da Barzo saldırı taktiği. Her zaman iş yapar. 5 tane şunun adı neydi? Troopers, elit taramalı askerler var ya, ondan alıyorum. Bir de öfke alıyorum. Tabii bu çok riskli. Yani karşı tarafta o pitcher yani o el bombacılarından ya da bazukalardan çok varsa pek bir şey yapamıyorsun. Şimdi bu hot shot'sa gidebilir miyim? Gerçi bunda altın çok az. Sadece 4 altın var. O yüzden buna harcamak istemedim. Ve en azından abi bu iyiymiş de burada da bazukalılar çok sıkıntı ya. Öyle değil mi? Harbiden bazukalılar inanılmaz sıkıntı. Nereden girsem alabilirim acaba? Gireceğiz bir yerden de. Dur bakalım bir deneyelim ya. Şöyle ayırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu kadar değil tabi. Bir kare ayırıyorum. Ve hop hep beraber haydi bismillah diyerek Allah Allah nidalarıyla gidiyoruz. Ve bu 3 taktikten siz en çok hangisini beğendiniz onu da mutlaka yorum kısmına yazın. Oğlum hayır. Öfkeyi bastım abi çünkü yok abi bu ancak bir tane alabileceğiz gibi görünüyor. Yalnız orayı iyi aldık güzel. Evet orayı da alıyoruz galiba. Yani bu biraz böyle karambol abi. Yani Starcraft falan oynadıysanız orada Zerglingler vardı böyle ufak ufak yaratıklar ama çok fazla sayıda. Güçsüz ama çok sayıda. Bu da tam öyle bir şey. Troopers'ı alıyorsun. Barzo taktiğiyle hücum edip yardırıyorsun. Ya bu eğlenceli yani bu kısmı eğlenceli olan kısmı. O yüzden bunu hani eğlenmek istediğim zaman bu Barzo taktiğini uyguluyorum. Hemen bir kere daha deneyelim. Karşı tarafta çok böyle şey varsa... Bazukalı ya da o el bombacısı çoksa sıkıntı. Bunda hiç altın yok. Aslında burayı çok rahat üçlerim ama altın olmadığı için buraya girmek istemiyorum. Burada da sadece 3 altın var. Yani toplamda 9 altın var. Bunu da geçiyorum o yüzden. Ve bu arada oyunu sevdiniz mi? Oynuyor musunuz? Bilmiyorum. Ama ilk başlangıçta Supercell oyunları her zaman arkadaşlar biraz böyle ya bu ne böyle nereden çıktı şimdi falan diye görülür. Brawl Stars da aynı öyleydi. Hatırlarsınız belki ilk çıktığı zaman. Ama sonra ya zaman içerisinde tuttu. Bunda da seviye yükseldikçe şu an mesela 6 tane birlik koyabiliyoruz. 20 tane birden birlik koyacağız. Kıran kırana savaşlar olacak arkadaşlar. Bakın bu kısmını şu anda atlıyoruz ama şu an sadece çok az asker olduğu için hani Clash of Clans'ın başlangıcı gibi. O yüzden biraz böyle sıkıcı geliyor olabilir ama bu hareketlenecek. Ya buralar değerlenecek diye düşünüyorum ben. Evet abi şimdi. Böyle aşağı mı gidecek bunlar? Yönünü görüp öfkeyi ona göre atmak istiyorum çünkü. Evet aşağı gidiyor. Güzel. Böyle güzel. Dur bakayım. Havan attığı anda öfkeyi basıyorum. Evet öfkeyi bastım. Yardır tamam. İki tanesini aldı. Üçüncü. O havanı alabilir mi? Evet havanı da alacağız. Barzo taktiği attırmayın be. Adamsınız ya. Çok iyi değil mi? Gerçekten bu en eğlenceli taktik arkadaşlar ya. Harbiden Barzo taktiği böyle bir tarafından girip öbür tarafından çıkma taktiği inanılmaz güzel. Ve bir kutu daha aldık. Rare Box evet. Hot Shot çıktı bak. Oo tank geldi bu arada. Çok iyi abi tank geldi. Bende tank yoktu. Hemen bir bakalım tanka. Hemen bir bakıyorum tankımıza. Neredesin tankımız? Evet. Tank epik bir karakter. Epik en iyisi yani Commander'dan önce bu komutandan önceki en iyisi epik. Sanırım bunda efsanevi gibi bir şey yok arkadaşlar. Bunlar falan var. Bu common dediği sıradan zaten. Epic dediği işte bizim destansı. Başka neler var? Sıradan. Rare dediği şey o mavi renkli kartlar olur ya. Yani işte o en altın bir üstü gibi. Bir de epic var. Başka da bir şey yok zaten. Aynen. Çok iyi tank çıktı. Tankı belki defansta falan kullanabiliriz. Bu arada bu da çıkmış arkadaşlar. Laser bak bunu görmemiştim. Bu da güzel ama bunların biraz seviyesinin artmasını bekleyeceğim. Hemen şöyle bir devam edelim. Ya bu böyle hani çok vakit ayıracağınız bir oyun değil arkadaşlar. Böyle arada bir girip 10 dakika oynayacağınız bir oyun zaten. O yüzden bence az da olsa kasın. Hani tutmaya da bilir oyun. Eğer tutmazsa bir kaybınız olmaz. Ve bu hani dediğim gibi şu anda başlangıç aşamasında olduğu için şu an çok böyle hani kötü olacak gibi düşünmeyin. Olumsuz değerlendirmeyin. Olur abi. Olabiliyor yani. Dur bakayım bu. Öf.
Abi lazer baksana patlattı hepsini ya. Mecburen bu öfkeyi atacağım. O lazeri almam lazım çünkü. Hem lazeri aldık abi şu. Onu alın lan oğlum alın onu. Aldılar ama. Hadi onu alır mısınız? Hadi alın onu. Al onu al 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 al. Adamsın ya işte bu. Son anda ikinciyi de aldık ve 2 yıldız 2 yıldızdır abi. Güzel. Bir yıldızdan iyidir 2 yıldız. Ve hemen tekrar buraya geliyorum ve son Barzo taktiğimi uyguluyorum. Bu üçlü taktikten 3 tane farklı kombinasyon gönderdim. Bir gorilli olanı gösterdim. Bir hotshotlı olan yani pompalı olanı gösterdim. Bir de bu Barzo taktiği. En çok hangisini beğendiniz abi? Mutlaka yazın yorum kısmına. Ya benim favorim Barzo taktiği gerçekten. Bakın şöyle tam bu dizilim ya. Bu dizilimle gidiyorsun. Bak yukarıda hotshot bekliyor yalnız o sıkıntı biraz. İnşallah bize gelmez. Abi. Tamam güzel güzel güzel. Be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Onu da al. Abi şu. Tamam havana havana havana. Gir abi havana. Tamam çok güzel. Oo bomba. Direkt 3 yıldızı aldık ya. Efsane. Yani bunu böyle diziyorsun, basıyorsun. Bir de zamanı geldiği zaman öfkeye basıyorsun. Aslında heal da var. Yani iyileştirme büyüsü de var. Onu da belki kullanabilirsiniz ama bence öfke daha iyi. Öfkeyi basıyorsun. O direkt gidiyor, patlatıyor. Çok rahat bir şekilde. Ve oyunda yıldız kasmanın en önemli noktalarından biri arkadaşlar mutlaka savunma. Çünkü savunma sizi oynamıyorken de kendi kendine savunuyor. Ve hem size işte buradan bir kutu veriyor. Defense Box diye, defans kutusu diye bir kutu veriyor. Hem de burada bir sürü böyle her savaşandan yıldız kazanıyorsunuz. O yüzden yani defansı çok iyi oturtmak lazım. Mümkün oldukça defansa daha çok upgrade yapın. Yani daha çok yükseltmeleri bence defansa yapmanızda fayda var arkadaşlar. Evet bu şekilde bu arada şurada şey var mı? Yok abi. Evet, anahtarlarımız bitti bakın. Şuradaki anahtarlar bittiği anda artık oynamanızın bir anlamı yok. Çünkü kutu açamıyorsunuz. O yüzden bu kadar yeterli oluyor. Yani arada bir girip kutuları biriktirip bitirip ondan sonra diğer oyununuza Brawl Stars ya da Clash Royale hangisini oynuyorsanız ona geçebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Eğer dediğim gibi daha fazla Rush Wars videosu görmek istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı, yorumlarınızda bana destek olmayı unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.